milis gücü oluşturulması lazım. Yani aslında en az 300 bin kişilik bir milis gücü olması lazım. Otomatik silahlarla teçhiz edilmiş, efendim işte tank savarda bulunan, uçak savarda bulunan, roket olarak organize edilmiş bir milis kuvvetine ihtiyaç var. Asker ayrı, polis ayrı, milis kuvveti ayrı. Yani mesela 300 bin kişilik milis, 300 bin kişilik asker, 300 bin kişilik de polis. Milis, polis ve asker. Bu müthiş bir denge sağlar. Ve muazzam bir güç olur. Yani hangi birini yensin düşman yani. Milis gücünü de polis kontrol edebilir. Yani başbakanlığına bağlı olur. Ya İçişleri Bakanlığına bağlı olur milisler. Değil mi? Milis kimliği verilir. Ruhsatlı silah verilir. Eğitim alırlar. Gönüllü. Maaşlı değil milis. Gönüllü olur. Mesela bir ay bir eğitim alırlar. Sonra mesela 3-5 günlük eğitim alırlar. Gönüllü. Böyle bir şey yapalım. Mesela milis gece de nöbet tutabilir milis gücü. Mesela haftanın 7 günü 7'ye bölünür milisler. Evet, her gün bir milis grubu nöbet tutabilir. Her an uyanabilir. Mesela aralarında bir haberleşme sistemi de kurulur. Her an birbirini uyandıracak gibi. Böyle her an harekete geçebilecek gibi. Mesela tank saldırısında nasıl yapılır? Eğitim alacaklar. Tank nasıl? Mesela uçak saldırısında nasıl bir karşılık verilebilir? Polis teşkilatı ilgilenir. İçişleri Bakanlığı'na bağlanır. Her milise numara verilsin. Yaka numarası verilsin. Efendim, onlar da askeri nizamda da polis nizamında da organize edebilirler. Anayasayla teminat altına alınsın. Kanunlarla teminat altına alınsın. Büyük Millet Meclisi toplansın. Kanun çıkarsın. Geciktirmeye de gerek yok.